Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Radyo Spor. Atilla Türker'le Markaj başlıyor. Radyo Spor'a Atilla Türker'le Markaj programına hoş geldiniz. Saatlerimiz 13.04'ü gösteriyor. Her zaman olduğu gibi bu haftada yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve Atilla abiyle birlikte gündemi değerlendireceğiz. Ama gündemi değerlendirmeden önce Atilla abiye bir alo diyelim. Çünkü bugün stüdyoda değil. Atilla abi geçen haftada hastalığı vardı. Bu haftada ben dedim ki abi hiç kendini yorma. Bu haftalıkta böyle atlatalım, haftaya normal bir şekilde devam ederiz. Atilla abi geçmiş olsun öncelikle ve hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Sağ olasın, sana da geçmiş olsun. Teşekkürler Atilla abi. Ben valla cumartesinden itibaren kendimi iyi hissetmeye başladım. Evet. Cumartesi pazarı iyi geçirdim. Pazartesi de bir aksilik olmadı. İşe başladım sabah sporla beraber. Bugün de 3. günüm işteki. Senin durumun nasıl? Sen benden biraz daha sanki geç hasta olmaya başladın ya da birkaç gün var aramızda. Şimdi daha iyi misin? Daha iyiyim. Geçen haftaya nazaran çok daha iyiyim. Fakat tam atlatamadım. Senin de dediğin gibi hiç riske girmenin de bir anlamı yok. Yani zorlasam rahatlıkla koşarak gelirdim. Yani koşarak dedim, arzulu istekli bir şekilde gelirdim. Ama sen sabah çok tatlı, çok güzel bir şekilde hatırlattın. Ben de düşündüm, gerçekten riske girmenin hiçbir anlamı yok. Sadece benim canım değil, toplumumuzun, sizlerin, hepimizin sağlığı konusunda çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ama önceki gün falan biraz ateş falan vardı. Gün geçtikçe azalıyor. Bu da normal bir süreç. Tabii. Hatta benim duyumum şu. Yılbaşına kadar herkes mutlaka bir kere, iki kere bu rahatsızlığı yaşayacak. Valla ben de olmamıştım Atilla abi hiç. Gizem de olmamıştı. Hiç test bile olmamıştı mesela Gizem. İlk defa test oldu. Pozitif çıktı. Hani demek ki olmayanlar bile artık kaçamıyor bundan. Yani dediğiniz gibi bir yerde başımıza gelecekti. Yılbaşına kadar bile sürmedi yani, bizim bu ay içinde halletmiş olduk. Biraz önce bir arkadaştan öğrendim, duydum daha doğrusu. Öğrendim demem yanlış olur. Tabii teyit edilmesi gerekir. Devlet hastaneleri yani artık o kadar çok talep var ki, bu gelip geçici olduğu için teste bile alınmıyor şeklinde duyumlar var. Ama bunu tabii teyit etmek gerekir ki teyit edeceğim ben yani. Sık yakalanma olayı oranı çok fazlalaştı. Hepimizin çok dikkat etmesi gerekiyor nihayetinde. Benim ilk yakalanışım bu koronaya. Bundan sonra aman maskesiz hayatta dışarı çıkmam, yani şapkası çıkmam der gibi, maskesiz dışarı çıkmam, mesafeyi korurum ki hep dikkat ediyordum. Ama nihayetinde yakalandık, atla deve değil yani, sağlığın değerini daha iyi anlıyoruz. Tabii. Ki şu anda evin içinde dolanıyorum, ayaktayım, birkaç gün sonra hiçbir şey kalmaz. Peki bir ilaç kullandınız mı bu süreç içinde, ya da böyle ilaç olmayıp iyi geldiğini düşündüğünüz şeyler var mı? Nasıl atlatmaya çalıştınız hastalığı? Bir sırrınız var mıdır bununla ilgili? İşte tam sır ortada olsa iyileşirdim gibi mi geliyor? Bir kere ilaç falan hiç kullanmadım. Bu bir itiraftır. Yani şimdi ağrı kesici bile mi hiç? En basit. Hiç, sıfır. Hani yok. Parol veriliyor genelde, yok, gördüğüm kadarıyla. Yok, söylediğin sadece zaten bana ilaç olarak. Hiçbir ilaç kullanmadım. Yanlış yaptım, doğru yaptım bilmiyorum. Ama sık sık terlemeye çalıştım. Ve de çorba. Yani bu da komik olacak ama belki okuduğum, duyduğum, bilgi aldığım kadarıyla söylüyorum. Özellikle tarhana çorbasıydı, kelle paça çorba gibi şeylerden. Onları sık sık yemeye çalıştım. Çok terlettiği için. Mesela kendim biraz önce, ya söylemem ne derece doğru bilemiyorum ama çok mütevazı bir şey olduğu için söylemekte bir sakınca görmüyorum. Tarhana çorbası yaptım. İçine en az 15-16 çeşit baharat. Yani kimyonu zerdeçaldı. Aklına ne gelirse, yani ben pul biber onları falan saymıyorum. Totalde 15-16 çeşit baharat. İnanılmaz derecede insanı terletiyor. Besleyici değeri de var. Ki her gün yapsaydım şimdi hiç sıkıntı kalmazdı gibi geliyor. Benim ilaç bu. İyileşeceğimi de tahmin ediyorum yani. Peki tat koku duyunuz yerinde mi? Mesela Gizem'de tat koku gitti. Şimdi de hala tam olarak geri gelmişti. Ben de gitmedi mesela. Benim normal o konuda. Sizde durum nedir? Fena değil. Ben de sadece aşırı bir halsizlik vardı. Sesim halen çatallaşmış bir durumda. Burun akıntısı vardı. Özellikle bu bel, kalçanın biraz üstü. Evet. Bel, arka taraf yani. Aynen. Sırtın altı anlamında söylüyorum. Müthiş bir şekilde ağrıyordu. Aynen. O bende de çok oldu. Evet. Aynı şeyleri hissettim. Aynen. Benim göz kapaklarım da çok ağrıdı Atilla abi. Sizde öyle oldu öyle mu? Mi? Evet. Gözlerimi döndürürken böyle sağa sola yukarı aşağı. Onda ben acayip zorlandım bir de bel ağrısıyla birlikte.
Hatta yataktan kalkmakta, yataktan çıkmakta bile çok zorlandım dedim. Ölüyorum. İnanılmaz bir ağrı. Sonra salona geçtim. Salonda üç kanepeye oturayım dedim. Oraya da bile oturmakta sıkıntı yaşadık. Yani klasik doktor ama sağlık ötesi yok abi. Hı-hı. Sağlık ötesi yok ama üstüne basarak söylüyorum. Yani bu kadar belki ben kendi adımı uzattım falan ama şu anda kendimi 10 üzerinden 7 hissediyorum. Biraz zorlasam sahaya çıkarım yani. O derece olay. Sesiniz ama iyi geliyor zaten. Hani seste geliyor, bir problem mi? Yok. Normal program yapıyormuşuz gibi bir hissiyatım var benim. Ben de gerçi geçen hafta telefonla bayağı bağlandım Etri'ye her gün. Hasta olduğum dönemde de hani sesimin hiç hastalığı çağrıştırmadığı söylendi. Bilmiyorum bakalım, umarım siz de yakın zamanda dışarıda rahatlıkla çıkarsınız. Telefonunuzu hatırlatmadım Atilla abi. Ben ev hayatımı da seviyorum. Hemen hatırlatacağım sevgili Mertcan'ım. Ben ev hayatımı da gerçekten seviyorum. Mesela ben evden 10 gün çıkmasam bile hiç aman çıkayım göreyim falan çok mecbur kalmadıkça, çok değerli dostlarla buluşmanın dışında ben ev hayatımda nasıl geçiyor işte. Zaten günümüzün en az 8-10 saatini mutlaka okuyoruz. Yani sanal ortamı okuyorsun, ne bileyim sosyal şuyu okuyorsun, buyu okuyorsun, romanlar var, kitaplar var. Filmler az izliyorum falan ama ev hayatımda çaydı, kahveydi, müzik dinlemekti falan derken ben bunu nasıl yorumluyorum biliyor musun? Tabii kişiye göre değişir. Mesela benim bazı arkadaşlarım, meslektaşlarım yine evde duramıyorlar, dışarı çıkıyorlar. Belki doğrusu bu ama kimse yine yanlış anlamasın. Benim 61 yaşına kadar inanılmaz bir koşuşturmaca, seyahatler, deplasmanlar, kamplar, Türkiye'nin dört bir tarafı, işte Avrupa falan derken vücut biraz yorulmuş olsa gerek. Tabii. Ben öyle düşünüyorum. Şimdi evde sabah uyanıp da 7'de 7.30'da kahveyi yudumlamak, onun üzerine müzik dinlemek, belli köşe yazarlarını okumak, belli radyoda programları dinlemek falan derken bir bakıyorsun saat 11-12 falan oluyor. Çaydı, kahveydi. Tekrar işte biraz uyuma derken zaman akıp gidiyor. Yani ben ev tek yaşıyorum. Çok iyi niyetle söylüyorum bunu. Hiç canımda sıkılmıyor abi bu arada. Hatta zaman çok hızlı geçiyor. Çok iyi bence Atilla abi. Yani bazıları var. Ben de eskiden mesela evden dışarı çıkmazdım. Ama içten içe de böyle bir pişmanlık olurdu. Niye dışarıda değilim arkadaşlarım dışarıda diye. Ama siz hem evdesiniz hem de gayet bu durumdan da keyif alıyorsunuz. Bence olması gereken bu. Hani doğru yanlış, doğru mu yanlış mı dediniz. Bence doğrusu sizin adınıza bu. Yani eğer keyif alıyorsunuz evde de. Yani yine bunu söylüyorum ama haftada en az 2-3 kere mutlaka çok sevdiğim arkadaşlarım, kardeşlerim mutlaka bir yerde buluşuyoruz. Onlar benim evime geliyor falan. Yani öyle 10-15 gün böyle tek başına kapalı kalsam da canım sıkılmaz. O ayrı mevzu ama hayatım doğal akışı içerisinde mutlaka gelenler, gidenler, gittiğim yerler oluyor. Haftada birkaç güne yeter. Yani, bu arada birkaç mesaj geldi. Şimdi babam mesela dinliyormuş bizi. O da genelde yazmaz. Annem yazar ama babam yazmış. Mesela o da şey demiş. Karpuzu tek geçerim demiş. O da karpuz bağımlısı. Karpuzun faydasına çok inanıyor. Ben de bu hastalık döneminde 2 gün üst üste bayağı bir yedik. Hani çok sulu bir meyve zaten. Tam yaz meyvesi karpuz. Hastalığa iyi geliyor mu bilmiyorum ama babam çok seviyor ve o da mesela karpuz demiş. Başka bir dinleyicimiz Doktor Turan Güveli demiş ki ağrı kesici kullanmamak hata olmuş Atilla Bey için. Öyle mi? Hayır. Diyor. Tamam. Tabii değişir. Her doktor böyle düşünüyor mu bilmiyorum. Ben de mümkün olsa keşke kullanmasaydım ama benim dayanılacak gibi değildi ağrılarıma. O yüzden çok özür dilerim. Bize yazan Doktor Bey önce teşekkürlerimi, saygılarımı iletmek istiyorum kendi adıma. Program adına da tabii. İlaç kullanılması daha mı doğru diyor? Yani doğru. Ağrı kesici kullansaymışsınız iyi olurmuş diyor. İyi olurmuş. Ağrılar doktor, azalır ama. Evet, tamam. Turan Hayır, Güveli. Başka bir dinleyicimiz Tuncay Çakmak da baharat dozunu iyi ayarlamak lazım demiş. Yani çok değil fazla mi? Da koymamak lazım diye bir uyarıda bulunmuş. Böyle vallahi bana gelen diyor mesajlar. Bunlar Atilla abi. Doğru diyor. Ben de bir abartma olayı vardır. Yapım gereği bazı şeyleri çok abartırım ben. Ya kardeşim işte baharat 15-16. Bunu niye 15-16 yapıyorsun? 7'ye 8'e indir. Her yani çay kaşığı doluluğunda, oranında yapıyor. Ya niye çay kaşığı? Yarı yarıya yapıyor. Aynen. İnanılmaz böyle acı, şu bu falan ama en azından vitamindir, şudur, budur, terletir falan diyerek ama bunları ben yeni öğreniyorum. Yani tekrar söylüyorum ama ben 1-2 yıl önceye kadar yumurtayı kırmayı veya çorba nasıl pişirilir bilmezdim. Hep yani seyahatlerde rahmetli annem veya da işte gazetede yeme içme, gece yarısı maç bitiyor, gazetede işler bitiyor, eve gelene kadar gece iki. Onun için hayatımın tamamını yakın dışarıda yediğim içtiğim için bugüne kadar hiçbir şey yapamadım. Bilmeyince de geç öğreniyoruz. İşte baharat 15-16 tane çay kaşığı doldurulur mu? Yani o kadar abartı. Aynen. Her şeyin fazlası zarar Atilla abi. Bilmediğim için beyefendiye de tekrar teşekkür ederim. Bundan sonra kesinlikle o kadar bir baharat olmamalı. Gerçek yemeğin gerçek tadı da
kaçırıyor. Aynen, onu soracaktım benden. O kadar baharat kullandınız, yemeğinden tarhanadan tatabildiniz mi? Hiç alamamışsınız büyük ihtimalle, yani tarhanadan başka her şeye benziyordur. Yani tabii. Bunlar kesinlikle öyle. Bunlar sınayarak, böyle sınama yanılma metoduyla oluyor. Diyeceksin ki işte bir yıldır öğrenemedin mi? İşte biraz terleyin falan derken abartıyorum ama bu daha benim öğrenmiş halim. Yarınlarda daha iyi hale mutlaka geleceğim ama beyefendinin uyarısı da kulağıma küpe olacak. Bundan sonra çok daha dikkatli, en azından 15 olmasında 7-8 olsun. Çay kaşığının yarısı kadar olsun. Aynen. Anlamında. Bu arada cep telefonumu vereyim. Hoş görünürsünüz. Atilla abi, nasıl ilerleyeceğiz programda? Şimdi reklama gideceğiz. Size mesaj atsınlar yine değil mi? Sizin tabii, okuyacaksınız tabii, değil mi mesajı? Tabii, gelen mesajlar var zaten. Tamam. Reklam sonrası mutlaka soruları cevaplamaya çalışacağız, sohbet edeceğiz. Tamam. Hemen cep telefonumu veriyorum. WhatsApp'tan mesaj atılırsa mutlaka sohbet ederiz. 0549 371 0705. 549 371 0705. Reklama mı gidiyoruz? Aynen, reklama gidelim. Atilla abi, numarayı hatırlattınız. Reklamdan sonra siz zaten kenara birkaç mesaj ayırmışsınızdır. Onlarla ve yeni gelecek mesajlarla devam edelim. Atilla Türker'le Markaj devam ediyor. ...13.17 saatlerimiz, Atilla Türker'le Markaj'a devam ediyoruz. Atilla abi telefonunu kapatmış, şimdi Mehmet tekrar ona ulaşacak. Onunla birlikte sohbetimize devam edeceğiz. Girişte biraz genel başlıyoruz Atilla abiyle, artık alışmışsınızdır. Bu haftaki konumuzda malum hastalıklar. İkimiz de geçen haftayı hasta olarak geçirdik. Oradaki son durumu aldık Atilla abiden. Tabii durumu iyi aslında. Bugün de gelebilecek durumdaydı ama riske etmemek adına onu bu haftada evden dinleyeceğiz. Öyle bir sohbet gerçekleştireceğiz ki geçen hafta ben de yoktum. Ali abi programdaydı sağ olsun. Benim yokluğumda o modere etti programı. Bu hafta ben döndüm. Haftaya da umarım Atilla abiyle ikimiz stüdyodan program yaparız. Gerçi Atilla abi de belki tatilde ufak bir kaçamakta yapabilir. Sonuçta yaz dönemindeyiz. Ben de henüz öyle haftalık bir tatile çıkmadım. Atilla abi de çıkmadı bu konuda. Aslında o da çok değişik davranıyor, yani çok fazla tatile çıkıp programı da aksatmak istemiyor, çok profesyonelce davranıyor. Bakalım, eğer öyle bir mani olmazsa haftaya da stüdyoda birlikte olacağız. Bakalım sizlerden hangi mesajlar gelecek Atilla abiye, ki Mehmet Allam Atilla abiye ulaşamadı anladığım kadarıyla, ama genel olarak Atilla abiye sorulan sorular özellikle TFF kanadıyla alakalı oluyor ki yeni bir federasyon var. Mehmet Büyükekşi Federasyonu yeni bir yola girdiler. Yeni kurullar oluşturuldu. Yeni bir MHK, ki başkanı bir önceki dönemden kalsa da üyeleri çok farklı. Orada çok farklılıklar var. Yenilikler var. Atilla abi de o işleri tabii çok iyi takip ediyor. Onunla büyük ihtimalle o konulardan sorular geliyordur. Tabii hazır Atilla abiye ulaşamıyorken bir de son dakika gelişmesini tekrar hatırlatayım ben. Aslında Salim'in programında oldu. Ama Kimmich'e transferi artık resmileşti. Fenerbahçe Kimmich'in transferi için Napoli ile görüşmelere başlandığını resmi olarak açıkladı. Henüz Napoli cephesinden bir açıklama yok. Ama Fenerbahçe ilk sinyali verdi. Bu da aslında bir haftadır beklenen bir açıklamaydı. Dün ortaya da fotoğraflar çıktı, servis edildi. Oyuncu İtalya'da ve sağlık kontrolünden geçiyordu. Şimdi Fenerbahçe'den bu açıklama geldi. Napoli'den de gün içinde açıklama gelecektir ve en sonunda da orada transfer resmi olarak açıklanacak. 20 milyon euroluk bir operasyon olduğu söyleniyor transferin. Fenerbahçe tabii daha görüşmelere başlandığını açıkladı ama geri kalan detayları da yakın zamanda, gün içerisinde vereceklerdir diyelim. Evet, Mehmet ulaştı. Atilla abi ufak bir problem yaşadık. Atilla abi tekrar hoş geldiniz. Tekrar hoş bulduk. Çok çok teşekkür ediyorum. Bu arada enteresandır. İnanılmaz şekilde sesli olarak arayanlar var. Ha, ondan mı? Biraz karıştı ortalık. Evet, size evet, ulaşmakta evet, zorlandık çünkü. Evet, aynen o şekilde, sonra utandım. Ne olur kusura bakma. O kadar çok 212'de ve de diğer cep telefon hatlarından arayan oldu ki bir anda elim ayağıma tutuştu, karıştı. Yani kusura bakmayın. Estağfurullah. Ben de fırsattan istifade, Kimmich'e transferle ilgili bir açıklama vardı gün içinde. Ondan bahsettim. Size ne tarz sorular gelmiş olabilir, onlardan bahsettim. Dilerseniz o sorulardan Atilla abi devam edelim. Hay hay. Şimdi sevgili Tuncay kardeşim Ankara'dan diyor ki,
Abi diyor, federasyon başkanının açıklamalarını UEFA ülkeleri ile hakem değişim programı, virgül VAR hakemlerinin ayrılması, maçlarda iki tane gözlemci olacak olması, bu kurulları yakından tanıyan bilen insan olarak, gazeteci olarak nasıl yorumluyorsun diyor sevgili Tuncay Ankara'da. Evet, o gözlemcilerden biri de Riva'da olacak değil mi? Biri Stad'da, biri Riva'da. O da tartışıldı benim görebildiğim kadarıyla. Neden Riva'da? Neden başka bir yerde değil? Hani orada mesela, bağımsızca düşünebilecek mi ya da karar yazabilecek mi? Öyle bir endişe var herhalde Riva'da olduğu için. Şöyle, bence bir sakıncası yok. Tabii fikir cimnastiği yapmakta fayda var. Niye Riva'da, senin dediğin gibi niye Riva'nın dışında başka bir yerde olabilir mi şeklinde. Ki bugüne kadar malum, çok istisnai durumlar dışında yıllar önce iki gözlemci de olabiliyordu, oluyordu daha doğrusu, ama ancak derbi maçlarında, yani diyelim çok önemli Fener Galatasaray veya Beşiktaş Trabzon fark etmez, zorluk derecesi çok yüksek maçlarda kıdemli iki tane gözlemci olabiliyordu. Şimdi bundan sonra her maçta iki tane gözlemci olacak. Bu iki gözlemcinin verdiği notların ortalaması dikkate alınacak. Biri 82 verdi, diğeri 78. Doğal olarak söylemeye gerek yok. 80. Şimdi puanlama sistemi de değişti. Biraz detay olacak ama olsun. Nihayet sezon boyu biz bunları konuşacağız. Bugüne kadar iyi maç yöneten bir hakeme gözlemci 8.4 veriyordu. Fakat zorluk derecesine göre yahut da çok kritik pozisyonlarda çok başarılı, diyelim ki kimsenin göremeyeceği bir penaltıyı verdi veya kırmızı kartı yakaladı veyahut da tam tersi oldu, o doğrultuda notu olumluysa, eğer hakem doğru karar verdiyse 8.5-8.6 oluyordu. UEFA'da, FIFA'da yapılan uygulama bu. Keza siyah beyaz dediğimiz, diyelim ki bir penaltıyı atladı veya kırmızı kartı atladı, 2-3 tane çok bariz hata yaptı, siyah beyaz hata denilen hatalar, notu 7.9, 7.8, 7.7'ye kadar gidiyordu. O zamanlarda en az 3-4 hafta cezaya giriyordu hakem. Şimdi bu kapandı. Bundan sonra 100 üzerinden not verilecek. 100. Ha, bu da nasıl olacak? Yine uygulama değişiyor. Gözlemcinin matbu bir kağıt var. Diyelim ki yardımcılarla uyumu nasıldı? Yahut da disiplin ihlallerinde kartları uygulaması nasıldı? 30 soru. Tahminim, bildiğim kadarıyla 30 soru. Bu soruları gözlemci dolduracak hakemle ilgili eleştirel anlamda. İnanılmaz derecede iyi yöneten hakeme elbette ki 90-95-100. Yani bizim zamanımızda da üniversitede yüzlerinden verilirdi. Ben şimdi onu hatırladım. Şimdi burada yeni uygulama, Türk futbolunda belki de ilk kez yapılacak bir uygulama. Ki ilk kez, yani ben olsa nacizane söylüyorum, hatırlarım. Ceza sistemi veya prim sistemi, ödül sistemi. Nedir bu? 80 limit, baraj. 80'in üzerinde not alan bir hakeme prim verilecek, mükafat verilecek. Nedir bu? 2000 liraya kadar çıkacak para. Yani zaten bir antiparantez belirteyim. Süper Lig hakemleri bugüne kadar 10 bin Türk lirası alıyordu. 5 yıldır galiba zam almamışlar. 5 yıldır değişmiyordu. 5 yıldır zam olmamıştı. Yani 5 yıllardan sonra ilk defa zam geldi ve 20 bin liraya çıktı. Şimdi Süper Lig'de düdük çalan bir hakem 20 bin lirayı, Allah bereket versin, alacak. Ayda 3 maça çıkan bir hakem 60 bin lira. Bir de bunun maaşı var, maaşında tereddütüm ama 25 bin lira diye hatırlıyorum yani. Yani formda bir hakem sezon boyunca rahatlıkla bir, yani para, kimsenin parasında gözümüz yok, helali hoş olsun, 80-90 bin lirayı rahatlıkla alabilecek. Eğer primlere de yansırsa bu, yani maçlarda 80'in üzerinde puan alırsa, dediğim gibi her maçta 2000-2500 liraya, en fazla 3 bin liraya kadar bildiğim kadarıyla, bu da prim olarak o maçlara, o verilecek paraya yansıyacak. Ama bunun bir de tersi var. Nedir bu tersi? Ceza sistemi. Ceza sistemi nedir? O hakem eğer 80'in altında gözlemcilerden not aldıysa, 80 dediğim gibi limit, baraj anlamında söylüyorum, o zaman keza 2000 lira ceza, 2500 lira ceza. Peki nasıl? Banka hesabından mı çekilecek? Değil. O maça mahsupen ne alıyordu zaten Süper Lig hakemi? 20 bin lira alıyordu. Geçmiş olsun, 17.500 lira alacak. Bu iyi midir, kötü müdür, dünyada uygulanıyor mu, ben duymadım. Ama bence en azından motivasyon anlamında az da olsa çok da olsa faydası olur. Kimseye de bir zararı olmaz. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun, prim sistemi, ödül sistemi. Ama Türkiye'de bu ilk kez uygulanacak. Peki hakem o 80'den düşük alan bir sonraki hafta maç alamayacak mı bir de ekstra? Hani para cezasıyla beraber tahminen bir maçta kesik yiyecektir diye düşünüyorum. Şimdi mantık gereği senin dediğine geliyoruz. Niye diyeceksin? Hakemin performansı o maçta gösterdiği duruma göre değişebilir. Eğer siyah beyaz bir hata yaptıysa, yani maçın kaderiyle oynadıysa,
çok verilmesi gereken penaltıyı atladıysa, üstüne basarak söylüyorum, veyahut da mutlaka verilmesi gereken kartları, kırmızı kartı, özellikle siyah beyazı kart ediyorum, o zaman zaten otomatikman 3-4 hafta cezaya giriyor, almaması gerekir. Ha, Türkiye'de cezaya gelip de maç verilen hakemler olmuyor mu? Oluyor. Abbab Çavuş usulü yöntemlerle geçmiş dönemi kastediyorum. Elbette ki cezaya giren hakem, maç alamama cezasına giren hakem para cezasına da uğrayacak tabii ki. Yani senin dediğin doğru. Yani bir anda uygulanacak. Hem diyelim ki maçta kötü yönetti, ne aldı? 7.7 aldı. 7.7 aldı. Bu hakem doğal olarak en az 2 hafta, bilemedim 3 hafta, tabii daha düşük not olursa daha fazla maç alamayacak. Kenarda bekleyecek, evinde bekleyecek, geçmiş olsun. Aynı zamanda parasal anlamda da bu kardeşimiz, bu hakem arkadaşımız parasal anlamda da cezaya uğrayacak. Peki, var hakemi, buyurun Atilla abi, devam edelim. Şimdi var hakemi, düdük hakemi, saha hakemi ayrılması da ki dünyada yapılan uygulamaların arasında yer alıyor. VAR hakemi ne kadar alıyordu Atilla abi? Normal hakem 10 binden 20 bine çıktı. VAR'da görevli hakemin ücretiyle ilgili bir bilgimiz var mı? VAR 4200 lira alıyordu bu yıl başına kadar, yani geçen sezon sonuna kadar. Şimdi yanlış hatırlamıyorsam 10 bin lira. Yarısı 10 kadar alacak yani. Aslında Türkiye'de, yani şimdi ironi anlamında söylüyorum, tabii yarısı kadar. Abi en güzel iş VAR hakemdi. Yani bir maçta bir tane iki tane oluyor. Ona da doğru dürüst ortadan baktığın zaman VAR hakeminden güzel herhangi bir pozisyon yok. Zaten uyarıyorsun, kararı da sen vermiyorsun bir de gayet üstüne tabii, aslında. Gayet tabii. Yeter ki eyyama girme. Yeter ki taklacılık yapma. Şimdi VAR hakemler sınıflandırma ayrıldı. Şimdi VAR hakemi ki bu sezona kadar bazı haftalarda 3 maçta görev yapan VAR hakemi oldu. Diyelim Atilla Türker, bendeniz Atilla Türker. 3 maçta, 4 maçta, VAR hakemi, 4 maçı tam hatırlamıyorum ama bir iki kere olmuş olabilir. Ama 3 maçta, 3 ayrı maçta, diyelim cuma, cumartesi, pazar VAR hakeminde görev alıyorsun. Her biri 10'ar bin lira, Allah bereket versin. 3 maç 30 bin, 4 hafta 120 bin. Türkiye'de yani kim alıyor dersem kimse yanlış anlamasın da, yani yeter ki maçlar selametle, hayırlı bir şekilde devam etsin. İşte çok iyi ama öbür düdük hakeminin riski, ne bileyim değişik olayları çok daha farklı. VAR hakemin tabii onun da prim sistemi var. Doğru dürüst görevini yapan bir VAR hakemi rahatlıkla, yani haftada olması kaydıyla, haftada 3 maç olması kaydıyla kastediyorum tabii özellikle, ki bunu bu görevi üstlenebilecek, haftada 3 maç alabilecek VAR hakemi var mı? Var. Bu haftaya kadar, bu sezon başına kadar oldu. Yani totalde 120 bin lira iyi para. Ki %100'ü geçen oranda bir zam bu. İlk defa oldu. 5 yıldır olmuyordu bu zam. Hayırlı uğurlu olsun yani. Burada benim aklıma şu gelmişti Atilla abi. Şimdi bu VAR kadrosunu ayrı bir hakem kadrosundan oluşturmak durumunda. Öyle bir karar aldı yeni MHK ve TFF. Mesela bir hakem neden VAR kadrosuna girmek istesin diye düşünüyordum. Çünkü parası yarı yarıya aslında bakarsak. Hani 20 bine 10 bine, ama anladığım kadarıyla VAR kadrosu biraz daha dar olacağı için bu hakemlere çok fazla fırsat gelecek. Yani hani 10 bin alıyor ama bir haftada 2 maç yönetse en az 20 bin yine normal bir hakemin yöneteceği kadar para alacak ve daha az riskli, aslında ceza girme ihtimali de normal bir hakeme göre daha az olduğu için biraz daha garanti bir yol. O zaman sanki ilk düşündüğüm kadar da kötü değil diye bir fikire vardım. Siz ne dersiniz? Mantıklı mı? Az kişiden mi oluşacak VAR kadrosu? O yüzden daha çok maç gelecek değil mi? Gayet tabii. Daha önce geçen sezon kısıtlıydı. İlk başta sadece bizim Özgür Türk, Ankaralı, bizim dediğimiz sevdiğim kardeşimizdi. Ondan sonra bir kişiydi VAR kadrosu. Sonra genişledi. 8'e 9'a çıktı. Şimdi bu sezon çok daha fazla olacak. Çünkü ihtiyaç var. Yani bir haftada 3 ayrı maçta, 4 ayrı maçta aynı adam 4 ayrı maçta görev yapması doğru mu? Değil. Çünkü her biri konsantrasyon gerekiyor. Her biri ayrı bir uğraş gerekiyor. Kafan takılır, şu olur, bu olur. Şimdi insanlar niye VAR hakemi olmak ister? Veya insanlar niye yardımcı hakem olmak ister? İnsanlar niye düdük hakemi? Düdük dedim yani sahadaki hakem anlamında söylüyorum. Olmak. Ya her birinin riski değişiktir, parası değişiktir, yeteneği değişiktir. Mesela ben duydum ama teyide ihtiyaç var. Halil Umut Beler mesela VAR hakeminde o kadar başarılı bir kardeşimiz değil. Ama geçen sezon Halil Umut Beler olmasaydı Türkiye Süper Ligi'ndeki maçlar tehlikeye girerdi. Yani tabii biraz abartarak söylüyorum. Niye? Halil Umut Beler, Allah yolunu açık etsin, çok formdaydı. Geçen sezon bir numaralı hakemiydi. Avrupa'da da aslanlar gibi düdük çaldı. Aynı Halil Umut Beler VAR hakeminde başarılı mı? Benim duyduğum kadarıyla söylüyorum, değil. Hatta
mecbur kalamadıkça Halil Umut Bey'lere var hakkında verilmiyor. Veyahut da başka bir örnek vereyim ben sana, size. Kimi insanlar yardımcı hakem olarak başladılar. Hep yardımcı hakemlikte çok başarılı. Ama aynen yardımcı hakeme gel şu maçı yönet dese 5. dakikada kaçacak bir yer arar. Niye? Çünkü o iş ayrı bir olaydır. Bakış açısı farklıdır, futbol bilgili olayı farklıdır, ne bileyim gözlemleme olayı farklıdır. Her birinin uzmanlık alanı değişiktir. Yani aynı şekilde düdük hakemin, maç hakemine gel yardımcı hakemlik yap denilse yapamaz. Zaten bundan yanılmıyorsam 30 yıl önce falan bu sınıflandırma dünyada devreye girdi. 30 yıl önce düdük hakemi dediğimiz diyelim ki Erman Toroğlu veya Ahmet Çakar veya rahmetli Bülent Yavuz neyse. Maçı yönettikleri zaman bir hafta sonra yardımcı hakemlik yapılıyordu. Ama dünyada sınıflandırmaya gidildi. Sonra ne oldu? Maçın hakemi sadece hakem. Yani Halil Umut Bey'ler sadece hakem kardeşim. Veyahut da Ali Palabıyık sadece hakem. Bu uygulama dediğim gibi. 20-25 eskiden karışıktı yani. Normal karışıktı. Hakem yardımcılık da yapıyordu. Bilmiyordum bunu mesela. Tabii kesinlikle. Kesinlikle. Ya, hakem bir hafta sonra yardımcı hakemlik yapıyordu. Yardımcı hakem maç yönetiyordu falan o şekilde. Sınıflandırma işte dediğim gibi benim hatırladığım kadarıyla en az 25-30 yıldır bu sınıflandırma var. Sonrasında işte VAR sistemi zaten dünyada ne kadar 5 yıl falan oldu devreye gireli. Şimdi VAR hakemliğinde de bir sınıflandırmaya gidildi. Üstüne basarak söylüyorum. O kadar isimler var ki maçı yönettirilmek istense, yönetse daha doğrusu başarısız olur. Ama VAR hakemi de başarılı olabiliyor. Diyelim ki Hakan Ceylan bana sorarsa 15-20 yıldır patinaj yapıyor. Sadece tabela kaldırıyor, indiriyor falan. Allah yolunu açık etsin. Ama VAR hakemliğinde bak 2 yıldır falan VAR hakemliği yapıyor. Çok başarılı. Hı hı. Ama aynı hakem birincilik maçlarında bile ben hiç beğenmezdim. Beğenmiyorum da mecbur kalın. Zaten hakemlikten ayrılması, düdüğü bırakması bana sorarsan hakemlik adına da çok son derece iyi bir olay. Ama VAR hakemliğine devam etmesi şu anda mesela geçen sezon en başarılı isimlerden biriydi Hakan Ceylan. İşte buna benzer insanlar var. Halil Umut Neler dediğim gibi dünya standardında müthiş bir kumaş kalite olarak Züleyh Çakır'dan sonra dünya hakemliğine Türkiye adına en yakışan isimlerin başında geliyor. Ama VAR hakemliğinde başarısız. Aynı şekilde. Evet. Bu arada bir araya gireyim Atilla abi. Halil Umut Meler, Cüneyt Çakır ve Ali Palabıyık da UEFA'nın bugün başlayacak seminerinde, kursunda sanıyorum. Üst düzey hakem kursuna Türkiye'den katılacak. 3 hakem olmuş. Yalnız Cüneyt Çakır'la ilgili farklı şeyler de okuyoruz. Sizin de kulağınıza geldi mi? Cüneyt Çakır yeni sezonda geldi. Devam edecek mi yoksa yardımcıları çünkü bıraktılar. Tarık Ongun, Bahattin Duran plaket aldılar sanıyorum geçenlerde. Yurt dışına gidiyorlar o zaman. Ben şöyle özür dilerim geldi mi derken Cüneyt Çakır'ın hafif bir ensesinde bir rahatsızlık. Onu evet okudum ben de. Atilla abinin, Atilla Gökçen'in köşesinde okudum. Geçmiş olsun. Ama aldığım duyum doğrusuna söylüyorum. Cüneyt de büyük ihtimalle yolları Türkiye'den ayıracak. Avrupa'da veya Arabistan'da herhangi bir yerde düdük çalacak diye. Ben onu yine teyit ettiririm anlamında söylüyorum. Tamam. Atilla abi şimdi bir araya gidelim. 13.33 saatteyiz. Hakemlerle ilgili benim aklımda iki soru daha var. Onu da reklamdan sonra sorayım. Bir de son dakika gelişmemiz var. Kim Min-jae transferini Fenerbahçe resmi olarak açıkladı. Parayı da açıkladı. 18 milyon 50 bin euro karşılığında Napoli'ye transfer olmuş. 18 milyon 50 bin oluyor. Şu an rakamı telaffuz edemedim tamam ama 18 milyon diyelim. Süper. Sen ne diyorsun? Süper değil mi? Tabii yani serbest kalma bedeliydi ve onu ödeyip Napoli daha ne olsun bir savunma oyuncusu için bu kadar para verilmesi gayet müthiş bir başarı. Keşke aynen daha olsun. Yüksek bir paraya tabii transfer olabilseydi ki serbest kalma bedeli olmasa belki 20'leri bile görebilirdik. Ama ne olursa olsun çok büyük bir kazanç. 3,5 milyona gelmişti. 18 milyon. Bir sezonda bir de böyle bir kar. Bence de muazzam bir transfer başarısı. Muazzam. Bu bilgiyi de verelim. Reklama gidelim. Aradan sonra devam edelim. Aynen. Atilla Tuğker'le Markaj devam ediyor. Evet 13.37 saatlerimiz Atilla Türker'le Markaj'a devam ediyoruz. Atilla abi hattımızda. Atilla abi şimdi aklımdaki iki soruyu sorabilir miyim müsaadenizle? Estağfurullah tabii estağfurullah. Hafta sonu şimdi Süper Kupa maçı var. Trabzonspor'la Sivasspor karşı karşıya gelecek ve yeni MHK'nin ilk hakem atamasını biz burada
göreceğiz. Herhalde bugün yarın o da açıklanacaktır. Normalde hani perşembe günü ya da çarşamba günü açıklanıyor. Ve evet, kursa giden hakemleri de düşününce, Ali Mutfeler gerçi dönecek iki gün sonra ama sizin kulağınıza gelen bir isim var mı? Garantiye gideceğini düşünüyor musunuz yeni MHK yönetimini? Yani Ali Mutfeler mi yine göreceğiz bir aksilik olmaz? Ali Mutfeler o maça yetişiyor değil mi doğal olarak? Yani 27-29 Temmuz bu kurs hatırladığım kadarıyla. Yani bugün Cuma bitecek. O yüzden yetişir. Şimdi tabii bakış açısına göre değişir. Yani en formda, geçen sezonun en formda hakemine yine ödül anlamında bu maç verilebilir mi? Öyle bakılırsa, o düşünce taşırlarsa eğer. Tabii maç cumartesiymiş bu arada. Ben pazar diye hatırlıyordum da cumartesiymiş 20.45'te. Ama sürekli olarak, yani Halil Mutfeler zaten sürekli olarak maç alan bir hakem. Avrupa'dan gelecek, yorgun. O doğrusu da ısrarla yine ben olsam vermem mesela. Hı hı. Çünkü Halil Mutfeler'in çok da, hani tabii ki elbette Süper Kupa maçı son derece önemli maç. Adı üzerinde Süper Kupa. Ama ben olsam vermem. Çünkü Halil Mutfeler'e sezon içerisinde çok daha kritik derbi maçlarında görev verilecektir. O doğrusu da misal Mete Kalkaban'a verilebilir anlamında söylüyorum. Yahut Atilla Karaoğlan'a verilebilir. Zorbay Küçük'e verilebilir anlamında söylüyorum. Aklıma gelen isimler bunlar yani. İlle ısrarla üstüne basarak arkadaş sanki Halil Mutfeler'den başka hakem yokmuş gibi bir düşünce taşımayacağını ümit ediyorum. Evet, bakalım o tercihi nasıl olacak? O da bugün yarın herhalde resmi olarak açıklanacaktır. O hafta sonu tabii birçok Süper Kupa maçı varmış bu arada. Ben de şimdi tekrar bakınca Liverpool, Manchester City, İngiltere'de, evet, Almanya'da Leipzig, Bayern Münih mücadelesi, ertesi gün Fransa'da yine Süper Kupa. Ligler de çünkü Dünya Kupası'ndan dolayı benzer tarihlerde başlıyor Atilla abi. Biraz daha erken, Ağustos başı itibariyle başlayacak. Bizim adımıza da değişik bir sezon olacak. Siz de yıllardır Dünya Kupası'nı takip ediyorsunuz yaz, evet, döneminde. Şimdi, evet, Kasım Aralık döneminde bir Dünya Kupası izleyeceğiz. Evet. Şimdi bir de şu var. Sevgili Ankara'dan yazan Tuncay arkadaşımızın, kardeşimizin soruları arasında vardı. Avrupa'dan yeni sezonda hakem gelecek. Bu yani bundan yine 40 yıl önce falan Bulgaristan'dan, şuradan Yugoslavya'dan, eski Yugoslavya'dan falan hakemler gelirdi. Onların tartışması da ayrı bir olaydır. O ayrı bir mevzu. Yani, hı hı, nerede kötü hakem varsa, nerede şaibeli hakem varsa oradaki hakemler diyelim Bulgaristan'dan, eski Yugoslavya'dan falan Türkiye'ye gelirdi. Şimdi ilk defa onun dışında uygulama oldu mu diye şöyle bir düşündüm değil. Avrupa'dan hakem gelecek. Hangi ülkelerle UEFA nezdinde, kontrolünde hangi ülkelerle anlaşma yapıldıysa eğer, diyelim ki Fransa, İtalya, Almanya, yani gidip de elbette ki Malta'yla veya şurayla burayla değil ama dünyada, Avrupa'da özellikle kendini kanıtlamış futbol olarak belli bir yerde olan ve hakemleri çok kas taşıyan insanlar gelecek, maç yönetecek. Bak açık söyleyeyim, ben daha düne kadar karşıydım yabancı hakemin gelmesine. Hı hı. Ama hem Türk hakemliğinin bir nefes alması açısından nihayetle teknolojiye, bilime, çağa ayak uydurmak gerekir. Bu benim şimdiki düşüncem. Eğer bana bir yıl önce de bu soru sorulsaydı veya bunun mevzusunu yapsaydık, hayır arkadaş, belli noktalarda yabancıya ihtiyaç yok derdim. Ama Türk hakemliği resmen duvara tosladı. Bazen öyle duruma geliyoruz ki herhangi bir derbi maçına atanacak hakem bulunamıyor veya atandığı zaman hakemi hemen toprağa gömüyoruz veya insanlar birbirine giriyor. Ha, biz deneyelim bunu. Diyelim ki Galatasaray Beşiktaş maçı. Sezonun en zor maçlarından biri. İtalya'da FIFA kupası taşımış veya Fransa'da, İspanya'da her neyse, orada kendini kanıtlamış gelecek hakem, kimsenin buna itirazı olur mu? Olmaz diye düşünüyorum. En azından hakemlerimiz de bir nefes alır. Veyahut da kimse öküz altında buzağı aramaz. Gelir işte dediğim gibi İspanya'dan gelebilecek, Fransa'dan gelebilecek çok kartlı hakem gelir buraya, aslanlar gibi mi yönetir yoksa başka türlü mü yönetir, onu da hep beraber görürüz diye. Peki öyle hakemleri getirebilecek miyiz, yani FIFA kokatlı mı getireceğiz yoksa onların da hani Türkiye'de örnek vermeyeyim de alt seviye yok vermeyeceğim, kimseyi gücendirmeyeyim Atilla abi, de onları mı getireceğiz yoksa? Şimdi tabii önemli olan tabii ki bu işlerde koordinedir, anlaşmadır. Kalkıp da İtalya'da da her hakem iyi midir yoksa, elbette FIFA kokart takanlar hepsi belli bir çizgin üzerindedir ki İtalya'dakilerin tamamı da yakını belli bir çizgin üzerindedir. Ama kalkıp da yani FIFA kokartı bir kere şart olacak diye biliyorum ve de belli ülkelerin olacak. Yani senin hani biraz önce ima ettiğin, belirttiğin şekilde, hı hı, kalkıp da oradan içi geçmiş veya kafalarda soru işareti yaratan insanlar, hakemler değil, kendini kanıtlamış, iyi kötü konuşarak, yazışarak o hakemlerin gelmesi gerekir. Türkiye'de de ille FIFA kokartı takıp da doğru dürüst maç yönetemeyen hakemler de var. Ama diyelim ki İngiltere'de, şimdi sesli düşünüyorum, yani basit de bir olay diye
göz önünde bulunduruyorum. İngiltere'de 10 FIFA kupaklı hakem var. O hafta 8'i yönetiyorsa birine de buyur kardeşim işte Türkiye'de Fenerbahçe Galatasaray maçının hakemi olacaksın. Maç ne gün? Pazar. Cumartesi öğlen uçağıyla gelecek. Akşam otelde dinlenecek. Ertesi günü derbi maçına çıkacak. Pazartesi ülkesine dönecek. Ne kadar maaşı? Misal diye söylüyorum 5.000 euro. Verilecek. O da ya çok işte okuyor. Ben de diğer beklediğim şey de oydu. Soru oydu Atilla abi. İşin ekonomik kısmı nasıl olacak? Şimdi biz bir hakeme 20.000 TL veriyoruz. Euro evet. Ne kadar? Hani kaba tassak 20 18. diyelim. 19 mu? 18. 18 ya da hani 20 diyelim basit hesap olsun. Evet. 1000 euro. Ama evet. Orada gelecek biz yeni bir isme 5.000 euro mu vereceğiz? Yani şu orada da aslında gereksiz yere fazla para harcayacak diyemez miyiz Türkiye Futbol Federasyonu? Avrupa şampiyonalarında falan o en kritik maçlarda görev yapan hakemlere 5.000 euro veriliyor. Bu benim tahminimi söylüyorum. Bu gelecek hakemlerde en az 2.500-3.000 eurodu. Ama öyle bir derbi maç, her maça gelmeyecek zaten bu hakemler. Yani söylemeye gerek yok. Yani o hafta belki de diyelim ki birinci hafta veya üçüncü haftaya kadar hiçbir yabancı hakem gelmeyecek. Dördüncü hafta oynanacak derbi maçına gelecek. Belki ondan sonra her hafta bir maça gelecek. Nihayetinde 2.000 euro, 3.000 euro bu çok para mıdır, az para mıdır? Göreceli bir paradır bu. Nihayetinde dediğim gibi sezonun en büyük karşılaşması. Bir sezonda 15-20 kere Avrupa'dan düdük hakemi gelirse bunu da normal karşılamak gerekir diye düşünüyorum. Peki yani. Sizi biraz daha zorlayayım. Şöyle bir soru sorayım. Aklıma gelenleri yani kafamdaki soru işaretlerini ben de size soruyorum. Mesela bir Anadolu kulübü bizim başımız kel mi derse. Yani siz sadece derbilere getiriyorsunuz. Benim de kümede kalma mücadelem var. Çok kritik yani. Bir derbi var mesela diyelim. Onlara nasıl bunu anlatacağız? Yani çünkü anladığım kadarıyla sizin de beklentiniz sadece derbilere, büyük maçlara hakem gelmesi. Yoksa Anadolu'daki diğer maçlara böyle bir şey ilk etapta planlanmıyor değil mi? Tabii aynen dediğin gibi kervan yolda düzülür diye bir olay var. Şimdi Sayın Mehmet Büyükekşi veyahut da işte diğer futbol federasyonunda birbirinden değerli isimler yahut da Sabri Çelik bile şu anda hangi maçlara yabancı hakem getirileceğini bilmezler. Yani bir tahmini olarak bilmezler anlamında söylüyorum. Ama ilerleyen haftalarda mutlaka ilk bir iki hafta kesinlikle bizim hakimlerimizle yola devam edilecektir. Dediğim gibi zaten üçüncü hafta sonunda herkes birbirine girecektir Türkiye'de hakemlik anlamında söylüyorum. İşte o zaman dördüncü hafta bildiğim kadarıyla ilk derbi oynanacak. O maça çağrılır. Ama dediğim gibi senin de arkadaş Gaziantep Futbol Kulübü çıkacak. Sonra Konya diyecek ki ya kardeşim bizim başımız kel mi? Bizim maçımız onlardan daha önemli. Hele hele 17. haftaya gelindiğinde bilemedin 23. haftaya gelindiğinde ortalık Beyrut olacak. Yangın yerine dönecek. Herkes yabancı hakem olacak. Evet sadece. Aynen işte. Onu o zaman nasıl dizginleyeceğiz biz işte, o kulüpleri? O zamana kadar da iyi kötü pek çok olay yaşayacağız. Belki kötü performans gösterecek yabancı hakemler. Hiç böyle bir gündemimiz kalmayacak. O da olabilir mi? O da olabilir elbette. Yani nihayetinde bu iş çığırından çıkmaması gerekiyor. Yani kaç maç oynanacak? 9 maç oynanacak. 9 maçın dediğim gibi siz 5'ine 6'sına falan yabancı hakem getirdiğiniz zaman tamamen Türk hakemliğini de bitirmiş olursunuz. Bunu Futbol Federasyonu yaşanan olaylar, verilen kararlar, yabancı hakemlerin performansı, Türk hakemlerinin performansı doğrusunda bir yol çizecektir. Burada mesela şimdi yabancı hakem üzerinden konuşuyoruz. Program içinde Tahir Kum'un bir tweetini gördüm. Atilla abi siz de yakından tanıyorsunuz. Bugünkü Fenerbahçe Dinamo Kiev maçını yönetecek hakem İtalyan Massimiliano Irrati'ymiş. Önemli bir hakem kendisi. Ve diyor ki bir önceki sezon Frankfurt-Fenerbahçe maçında Fenerbahçe lehine tekrarlanması gereken penaltıyı tekrarlatmayarak skandala imza atmıştı. Şimdi UEFA neden onu bu maça tekrar atıyor? Yani bu atamada bir gariplik var demiş mesela. Hani yabancı hakem de Avrupa maçı olduğunda onu bile şu anda şaibeli noktaya getirdik ve biz hani getirmeyi düşündüğümüz hakemlerden biri de bu muhtemelen değil mi? İtalyan ve FIFA kokartlı. Ama sen merak etme. Dördüncü haftada ilk derbi maçına yabancı hakem geldiği zaman biz o hakemin yedik sülalesini araştırdık. Kesin yani. Askerliğini nerede yaptı? Türk mahallesinde mi oturuyor? Komşusu Galatasaraylıymış işte yok bilmem Beşiktaş maçında aleyhte şöyle bir karar vermişti 1999 yılında abartarak söylüyorum tabii ki dediğiniz gibi olur en ufak ayrıntısına kadar incelenir bu tarz hakemler yani ben o yüzden onun da çok çözüm olmadığını düşünenlerdenim ama deneyelim bir de görelim
Hani peşin hükümlü de olmak istemiyorum. Bir de görelim. Peki VAR kısmı nasıl olacak? Orada da şöyle bir sıkıntı baş gösterebilir deniyor. Yabancı dil problemi. VAR'a yabancı biri gelecek ama herkes FIFA kokartlı değil. FIFA'lı olanlar bile İngilizce tam bilmezken VAR'daki nasıl iletişim sağlayacak? Tercüman aracılığıyla mı olacak orada? Şimdi öyle bir eleştiri var ama ben o eleştiriye çok katılmıyorum. Onu da yaşayarak görmek lazım. Her şeyden önce hakemlerimizin tamamına yakını benim bildiğim kadar çok istisnai bir iki isim dışında hepsi İngilizceyi ortam üzerinde biliyorlar. Yani çok net bir biçimde. Futbolcularla diyalog kuruyorlar yani yabancı dil İngilizce değil mi? Gayet tabii diyalog kuruyorlar. Yani zaten bu eskisi gibi değil. Eskiden 20 yıl, 30 yıl önce yesin oy bilmeyen insanlar oluyordu FIFA kokartlılar arasında. Ama dünyada da bu iş artık uzmanlık çerçevesinde. Yabancı dili bilmiyorsan yolun tıkalı kardeş. Yolun tıkalı. Yani çok iyi hakemsin. Boyun, postun, kararların şu. Yesin oyu bilmiyorsun, geçmiş olsun. O zaman duvara tosluyorsun. Şimdi haliyle futbolun dili bir derken başta indirgemek de istemiyorum. Ama üstüne basarak söylüyorum. Süper Lig kategorisine gelen hakemlerin tamamına yakını bir iki isim dışında hepsi rahatlıkla konuşabilecek bilgiye sahipler. Zaten maç içerisinde de yani dediğim gibi hasta almak istemiyorum ama belli cümleler doğrultusunda offside'di, penaltıydı, iki adım geri, üç adım ön falan şeklinde diyaloglar kurulacak. Onu da Türk hakemleri hep eleştiririz falan ama bu konuda da haksızlık yapmamak gerekir diye düşünüyorum. Atilla abi, şimdi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulunuyor. Bugünlük tahmin ediyorum ki programın sonuna geldik. Size hızlıca teşekkür edelim. Hoşça kalın, haftaya görüşmek dileğiyle diyorum Atilla abi. Atilla Tuğçer'le Markaj sona erdi. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.